Çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz zihinden çıkarma işlemi. Örnekler üzerinden nasıl yapacağımıza bakalım. 90'dan 50'yi çıkaracağız. Birler basamağı 0 olduğu için onlar basamağıyla işlem yapıyoruz. 9'dan 5'i çıkarırsak 4 onluk kalır. Onluklara yazdık. Birlikleri 0 olduğu için birler basamağına 0 yazıyoruz. Cevap 40. 6'dan 3'ü çıkarıyoruz. 3 onluk. Birlikler için 0 yazıyoruz. 30. 10'dan 4'ü çıkarıyoruz. 6. Birlikler için 0 yazıyoruz. 60. 75'ten 30'u çıkaracağız. Önce onluklarını çıkarıyoruz. 7 onluktan 3 onluğu çıkarırsak 4 onluk kalır. Daha sonra birlikleri çıkarıyoruz. 5'ten 0'ı çıkarırsak sayının kendisi olacak. Yani 5. Birlikler için 5 yazıyoruz. Bakın onlukları çıkarıyoruz. 3. Birlik için 8 yazıyoruz. 38. Onlukları çıkarıyoruz. 4 onluk. Birlik için 3 yazıyoruz. 43. 45'ten 25'i çıkarıyoruz. Birler basamağı aynı olduğu için onlukları çıkarıyoruz. 4'ten 2 çıkarsa 2. Birlikler aynı. 5'ten 5 çıkarsa 0. Demek ki birler basamağı aynı olduğunda cevap için birler basamağına 0 yazıyoruz. Onlukları çıkardık. 1 onluk, birler basamağı 0, 10 olacak. Onlukları çıkardık. 5 onluk, birler basamağı aynı olduğu için 0 yazıyoruz. Onlukları çıkardık. 6 onluk, birler basamağı aynı olduğu için 0 yazıyoruz. 84'ten 36'yı çıkaracağız. Normal bir çıkarma işlemi yaparken ne yapardık? 4 birlikten 6 birliği çıkarırdık, değil mi? 4 birlikten 6 birlik çıkmadığı için komşuya giderdik. Peki zihinden nasıl yapacağız? İşte bu komşuya gitme olayının olmaması için çıkan sayıları onun katlarına dönüştüreceğim. 36 onun katından hangisine dönüşebilir? 40'a. 40'a dönüşmesi için ne yaparız? 4 ekleriz. Öyleyse eksilen sayıya da 4 ekleyeceğiz. 36'yı 4 ekledik, 40 yaptı. 84'e 4 ekledik, 88. Bakın işlemimiz daha kolay oldu. Onlukları çıkardık. 4, birlikler 8'den 0 çıkarsa 8 kalır. 8'i aynen yazdık. 25'i 30'a dönüştüreceğiz. 5 eklersek 30 yapar. 62'ye de 5 ekleyeceğiz. Bakın çıkan sayıya kaç ekliyorsak eksilen sayıya da o kadar ekleyeceğiz. 67'den 30'u çıkarıyoruz. Onluklar çıkarsa 3 onluk, 7'yi aynen yazdık. 37. 27'yi 30'a dönüştüreceğiz. 3 ekliyoruz. 30 oldu. 50'ye de 3 eklersek 53. 5'ten 3 çıkarsa 2. Birler basamağındaki 3'ü aynen yazdık. 12'yi 20'ye dönüştüreceğiz. 8 ekliyoruz. Öyleyse 90'a da 8 ekleyeceğiz. 98'den 20'yi çıkarmak daha kolay olacak. Onlukları çıkarırsak 7 onluk. Birliklerinde 8 olduğu için aynen yazdık. 300'den 80'i çıkaracağız. 80'i 100'ün katlarına dönüştürebiliriz. En yakın 100 olacağı için 80'in 100 olması için 20 ekliyoruz. Öyleyse eksilen sayıya da 20 ekleyeceğiz. 320 eksi 20 eklersek 100 yapar. Artık çıkarma işlemimiz çok kolay. Yüzlükleri çıkarıyoruz. 200. 20'den 0 çıkarsa yine 20'nin kendisi kalacak. Cevap 220. Burada 20 ve 40. Yani 40'tan 20'yi çıkaracağız. Yüzlükler aynı kalıyor. 700, 40'tan 20 çıkarsa 20 kalır. 720. Aynısı burada da olacak çocuklar. 60'tan 50'yi çıkarıyoruz. Yüzlükleri aynen yazıyoruz. 60'tan 50 çıkarsa 10. 310. Yüzler basamağını çıkarıyoruz. 50'den 0 çıkarsa sayının kendisi olacak. 500'lükten 1 yüzlük çıkarsa 400'lük. 50'yi aynen yazıyoruz. 450. Yüzlükleri çıkarıyoruz. 500'lük. 20'yi aynen yazıyoruz. 520. Peki burada ne yapacağız? Bakın normalde biz bunları alt alta yazıp çıkarma yapmış olsaydık 0'dan 0 çıkardık 0 kalır. 0 onluktan 5 onluk çıkmaz komşuya gidecektik. Komşuya gitme olayının olmaması için çıkan sayıyı 100'ün katına dönüştüreceğiz. 400'e 350'ye 50 eklersek 400 yapar. Öyleyse 600'e de 50 ekleyeceğiz. 650 eksi 400. Bakın çıkarmamız daha kolay oldu. Yüzlükleri çıkardık. 200'lük. 50'den 0 çıkarsa sayının kendisi olacak. Cevap 250. Konumuzu bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.